Merhabalar. SharePoint ile yapabileceklerimizin örneklerine geçmeden önce size kısa bir sunumla SharePoint'in ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. SharePoint, kurum içerisindeki bilgi paylaşımını en üst seviyede tutmak için intranet, internet, extranet portalları için tek bir altyapı üzerinde bilgi paylaşımını sağlar. SharePoint'in en önemli özelliklerinden bir tanesi Active Directory ile entegre çalışmasıdır. Yani kullanıcı bilgisayara logon olduktan sonra SharePoint içinde herhangi şifre girme işlemlerine gerek yoktur. Single sign-on özelliği desteklenmektedir ve bu SharePoint'in her alanında karşımıza çıkan güzel bir özelliktir. SharePoint'te default bir şekilde gelen bazı web partlar mevcuttur. Bu web partlar aslında ihtiyacımızın büyük bir bölümünü karşılamakla beraber internet üzerindeki kullanıcılar tarafından yapılan web partlar da mevcuttur. Burada görebileceğimiz gibi şirket içinde portalda kurulu olan bloglar, wikiler, uyarılar, ayrıca RSS desteği mevcuttur. SharePoint ile iş akışlarınızı düzenlemeniz mümkündür. SharePoint'in içinde hazır iş akışlarını kullanabiliyor olmanızın yanı sıra SharePoint Designer ile yeni iş akışları da düzenleyebilirsiniz. Böylelikle ihtiyacınıza en yakın iş akışını düzenlemiş olursunuz. Doküman yönetiminin yanı sıra kayıt yönetimi, web içerik yönetimi ve e-formlar ile iş akışları sağlanabilir. SharePoint'in yapı itibariyle Office 2007 ile çok iyi bir entegrasyonu mümkündür. Yani bütün Office uygulamalarıyla SharePoint üzerinde bilgi paylaşımı yapılabilir. Hazır iş akışlarının yanı sıra kendi iş akışlarımızı da yönetebileceğimizden bahsetmiştik. Bu slaytımızda ise iş akışlarımızın web üzerindeki görünümünü görebiliriz. Örneğin burada görebileceğiniz workflow şu anda kimin ve ne zaman workflow'a müdahale ettiğini ve şu anda işin ne durumda olduğunu bize açıkça gösterir. SharePoint ile ayarlanan iş akışları mail ile karşı tarafı uyarabilir ve ondan cevabı mail ile alabilir. Microsoft Office SharePoint Designer aslında front page'in devamı niteliğinde bir programdır. Ancak SharePoint Designer'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi ve en önemli yeniliği Workflow Designer'ın SharePoint Designer içinde olmasıdır. Workflow'larınızı SharePoint Designer ile çok rahat bir şekilde ayarlamanız mümkündür. SharePoint Designer'ın içindeki özelleştirilebilir iş akışlarını bu slaytımızda görebilirsiniz. Burada Condition'ların statüsün rejected olduğu ve priority'nin high olduğu durumlarda bir kişiye mail göndermesi gerektiği iş akışı ayarlanmıştır. SharePoint ile arşiv yönetimi de çok rahat bir şekilde yapılabilir. Slide'da görebileceğiniz gibi arşiv sorumlusu basılı kayıtları arşiv yöneticisine gönderir. Arşiv yöneticisi basılı kayıtları scanner'dan geçirerek arşiv havuzuna atar. Ayrıca çalışanlar da SharePoint üzerine dosya göndererek arşiv havuzuna katkıda bulunabilirler. Ve bu sayede ilgili kişiler arşiv havuzundan bilgilere çok rahat bir şekilde ulaşabilecektir. SharePoint 2007'de arama motoru çok ciddi bir şekilde gelişme göstermiştir. Buradan görebileceğiniz gibi kişilerin uzmanlıklarını aramak, kritik sistemlerle kolay bağlantı yapabilmek, aramalarda daha anlamlı sonuçlar verme, sorgu düzeltme, Business Data Katalog'dan veri çekebilme, özelleştirilebilir Search Center özelliği, artı zengin kişi arama özelliklerine daha sonra değineceğiz. SharePoint'te daha zengin, daha iyi arama sonuçları elde etmemiz mümkündür. Burada görebileceğiniz gibi, aynı Google'da olduğu gibi, Did you mean sorgu düzeltmesi, arama sonuçları üzerindeki uyarılar ve sorgu hit vurgulama özellikleri mevcuttur. SharePoint'in arama motorunda farklı havuzlarda arama yapmamız da mümkündür. Örneğin, SharePoint grupları arasında sosyal yakınlığına göre organize sonuçlar, artı çalışan dizininden kişiler, hatta bu slide'da göstermiyor ama file server'ınızdaki bir dosyayı bile SharePoint'in arama motoru ile yönetmeniz mümkündür. Özet olarak SharePoint'in deneme versiyonunu bu adresten indirebilirsiniz. Artı yeni topluluklara, bloglara üye olabilirsiniz. Evet, bu slaytımız bu kadar. Teşekkür ederiz.